الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Açtım. Dersimizin konusu Mesnevi Nuriye'de bir cümle var. Mehmet abi onun izahı olacak bu ders. İman bir hüsnü münezzeh ve mücerreddir. Hasan abi. Harika. Evet. Harika elhamdülillah. Şimdi ben külliyatta gördüğüm noktayı nazarları yazacağım. Ama bu böyledir diye diretmiyorum. Noktayı nazar olarak söyledim. Belki daha sonraki çalışmalarımızda bu şeyler değişebilir Hasan abi. Evet. Yani budur demiyorum ama bir mana mertebesi, bir basamak böyledir diyebiliriz yani. Bir noktayı nazar olabilir. Evet. Şimdi birinci derste malum bir mukaddime yapmıştık. İşte Risale-i Hakkat dar bir tefsir. Her şeyin hakkatını beyan ediyor. Her şeyin hakkatı var. İmanın da bir hakkatı varmış. Şimdi şu cümleyi yazayım ben. Dersin adını da yazalım. Yazalım abi, yazıyorum. Evet, şimdi yazıyorum. Biraz yavaş, oraya değil de istersen. Ben yazayım. Buyurun abi, siz yazın. Sen bana söyle, ben yazayım. Neyse yazın. Şuraya yazayım. Aynen orada var. Ha orada. Kalem biraz ince yazıyor bu. Bastırarız. Şöyle şunu kullanayım. Arada bir var değil mi abi orijinal cümlesinde? Bakalım. İman bir, evet. İman bir üstü mücerred ve yok münezzeh yazacağım. Sıralama önemli. Mücerred demediniz mi amca? Evet. Üstü münezzeh ve mücerred. Bu dersin konusu. Evet abi söyle diye yazdık. Ben şimdi cümleyi yazayım. İman bir hüsnü. Münezzeh ve mücerred. Şimdi bu cümleyi biz Mehmet abi önce tek tek iman nedir? Hüsn nedir? Münezzeh nedir? Mücerred nedir? Sonra bunları birleştireceğiz yani. Şimdi bir şeye hakiki manada ilim sahibi olabilmek için bu risalede çok geçiyor. Meselenin cüziyatını ve külliyatını bilmek gerekiyor Mehmet abi. Yani yok mu? Mesela bir arabanın genelini bilmek var abi. Bir de onun içindeki bir cüzü bilmek var. Mesela cüzden bakılırsa o işe ayrı bir yorum yapılabilir. Genelden bakılırsa ayrı bir yorum yapılabilir. Tamam. Nasıl yani? Mesela arabanın motorunun içinde diyelim ki bir civata var. Değil mi? Bu civata hakkında konuşulabilir. Saatlerce konuşuruz. Bir de arabanın bütünlüğüne baktığımız zaman bu civata orada gözükmüyor bile yani. Evet. Dersteyiz değil mi arkadaşlar? Evet. Yani aletimiz var, laptopla ne? Şimdi çok ilginç bir şey. İman hüsnü münezzeh ve mücerred. Evet. Bu aslında iman etrafını şey yapıyor. Münezzeh ve mücerredi de tanımlayacak. Evet. Ve onun üzerine imanı bina edecek. Evet. Sonra birleştireceğim maddeleri. Yani meselenin cüziyatına ve külliyatına vakıf olmak gerekiyor ki o meselede abi ilim sahibi olsun. Cüzler çok önemli. Cüzleri bilmeyince sen ilim sahibi olamıyorsun yani. Evet. Sadece bilgin olmuş oluyor. Malumatın oluyor. Evet. Mesela İslam da böyle yani daha ziyade birinci derecede külliyatı bilmek çok önemli. Çünkü külliyatı bilerek yapılan yorumlar isabetli yorumlar. Evet. Çok güzel. Çünkü sen şimdi bir mesela yorum yapacaksın bir şey söylüyorsun ama üstad öyle dememiş yani. O mesele hakkında farklı izahlar yapılmış. O yüzden külliyatı bilmek
bütününe bakarak yorum yapmak. Zaten Hüseyin Hazretleri Asa'yı Musa'yı kendisi toplamış. Cüzleri bir araya getirmiş değil mi? Haşirle alakalı parçalar bir araya gelse değil mi abi? Mükemmel bir izah olur diyor. Şimdi bu cümleye... Bu parantez açalım. Hem toparlan. Burada çok lazım olacağını da tahmin ettiğim bir şey. Zübeyir abiden Uçta bin naklederdi böyle. Bu dedin ya öyle antika bir yere geldin ki buraya evet. Şey yapmam lazım. Çok istifade edeceksiniz. Öğretmensiniz vesaire. Mesela Bala dava adamının ruh malzemesinin inşaat malzemesidir ruhu. Bala laikası. İdealist bir dava adamının ruhu inşa etme malzemeleri. Diş dünyamızı, bizim diş dünyamızın oldu olmadı demede şeyleri Kastamonu. İçsel alemimizi Demirdağ. Şimdi bunu zaten biliyordunuz. Şu farklı bir şey söyleyeceğim. Mesela size bir soru soruldu. Yapalım yapmayalım gidin. Emirdağ'ında arama onu şimdi ilk önce. Kastamonu'da ara. Eylemsel orası. İnsanın ve kendi hissi dünyanı oturtmak istiyorsan Emirdağ'ına bak. İlk önce Emirdağ'ına bak. Bulamazsan Kastamonu'ya bak. Peki ikisinde de var. Hangisini tercih edeceğiz? Birisi Sari ise birisi Remzi ise işaret, Sarihi alacaksınız. Başka? İşaret icazda Mesnevi Nuriye'de Sarahat var. Sözlerde ima ve remiz seviyesinde ama zıt ikisi. Sözleri alacaksın çünkü Mesnevi ile işaret icaz tercümedir. Tercüme ilmi ve ciddi bir şeye ölçü alınmaz. Çünkü o tercüme eden zatın şeyidir. İfade tarzıdır. Külliyat şey değil. Bu şey diyecektim. Diş dünyamızın dedi ya işte külliyatı yani bilmezse yani neyi nerede arayacağını bilemez. Kusura bakma. Yok estağfurullah müzakere edin. O parçaları birleştirmek isabetli fikir yorum yapmanın noktayı nazar vermenin adı formülü. Çok önemli. Şimdi biz bu cümleyi izah ederken bunu yapacağız ya. Yani. Önce mesela iman nedir? Hüsn nedir? Münezzeh nedir? Mücerred nedir? Harika. Şimdi mesela bundan sonraki dersi müsaade ol, bana sıra gelirse tekrardan abi. Mesela şu dersi yapacağım Mehmet abi. Mesela birinci sözün başında ey kardeş diyor. Niye ey diye başlamış? Koca külliyat bunun üzerine bina edilmiş. İlk cümle bu. Normalde hiçbir lügata baksam belki lügatta da güzel ama. Ey demek değil mi? Bir hitap şey yani. Yani. Evet. Bunun abi dört tane manası varmış yani. Ben külliyattan tespit ettim niye böyle ey diye başladığını. Dört tane manası var. O zaman mesela ey nefis, ey insan, ey birader, ey kardeş. Bu dersten sonra değişecek o zaman yani. O hitaplar yani. Çok güzel. Belki bin tane hitap var külliyatta daha fazla yani. Yani neden öyle demiş? Ha böyle ders olur mu? Yani o noktayı nazardan oluyormuş yani. Yani kim diyor bunu? Çünkü ismi hakim olduğu için neden yani ismi hakim olsa abes bir şey olmuyor ya abi. Evet. Şimdi iman nedir? Külliyatta çokça ifade edilmiş. Mesela bir iki tane ben söyleyeyim. İman cüz ihtiyarının sarfından sonra Cenab-ı Hakk'ın o kulunun istediği kulunun kalbine koyduğu nurdur diyor. Şu soru çok soruluyor abi. İstediği kulunu diyor. Şimdi istediği, o zaman Allah istemediğine imanı vermiyor. Şöyle bakabiliriz, yani bizim canibimizden bakıyoruz. İstediği kulu demek, Cenab-ı Hak istiyor ki kul cüz-i ihtiyarısını kullansın, değil mi? Anlıyorsa kendi ihtiyarıyla hidayete yürüsün, ben de imanı vereyim. İstediği demek bu yani, istediği kulunu. Allah ne istiyor? Yoksa bizim anladığımız Allah istediğine veriyor, istemediğine vermiyor. O zaman yani biraz şey oluyor ama teknik noktada içine girdiğinde evet Allah istediğine verir, istediğine vermez. Ama bizim canibimizden Allah'ın istediği neymiş? Cüz-i ihtiyarısını kullanmak. İstediği kulunun kalbine bıraktığı nurdur. Şimdi böyle olunca iman nur olunca o nurun bize bakan tarafı oluyor. Allah'a bakan tarafı oluyor. O zaman bize bakan tarafı halk edilmiş, mahluk oluyor. Ona bakan tarafı olmuyor. İman bir intisaptır. Dünkü derse iman kuvvettir. Değil mi? İman nurdur. Ondan sonra iman vicdanı beşerden değil mi? O kadar çok tarif var ki parıldayan bir nurdur saadet ebedinin.
böyle. İman böyle tarif edilmiş. Hüsn, şimdi bir noktayı nazar olarak yazıyorum ben. Külliyatta mesela hüsn toplaması okuduğumuz zaman, cemal toplaması okuduğumuz zaman, şunu yazayım ben, şöyle yazayım. İman dedik mesela, intisap, nur, kuvvet, değil mi? Ondan sonra parıltı, lema, öyle ifadeler var. Peki hüsn ne oluyor? Şimdi bir cemal var, bir de hüsn var. Şöyle ok çıkaralım. Yani ikisi de lügatta aynı gibi. Evet, lügatta ikisi de aynı. Güzel. Bak, çok korkunç fark var şimdi. Güzel. Fakat ben okudum yani. Çoğuna baktım ben, dikkat ettim böyle dikkatli bir şekilde. Şu anki tespit edebildim bu. Yarın başka bir şey olabilir. O zaman bu cemal ne oluyor? Bu surette gözüküyor. Hüsn de sirette gözüküyor. Şuna abi mülk diyebiliriz. Şuna da melekût. Şimdi hüsn daha ziyade sirete bakıyor. Cemal surete bakıyor. Demek ki o zaman senin bir nevi bir noktayı nazardan dünkü derste münasebet kurarsak abi, iman senin siretin oluyor yani. Hani imanın hani dünkü derse binaen imanın bize bakan tarafıyla imanın içeriğine girdiğimiz zaman Esma-ül Hüsna, Efsaf-ı İlahiye, o zaman insan Esma-ül İlahiye'nin adediyet ve keyfiyet itibariyle bir yerde gözükmesi, bize bakan abi, iman. Efsaf-ı İlahiye'nin hususan Esma-ül Hüsna diyelim. Bir yerde adediyet ve keyfiyet itibariyle gözükmesi sende, Cenab-ı Hakk'a bakan da o senin Rabbinin şeyi oluyor. Allah değil, Rabb yani. Dedi. Şimdi münezzeh ve mücerret. Önce mücerreti söyleyeyim ben şöyle. Şimdi bu mücerreti anlatırken Üstad Hazretleri külliyatta iki tane misal vermiş. Elektrik ve alet. Ne abi? Elektrik ve ruh. Alet. Alet mi? Ha, mücerreti. Mücerreti anlatırken böyle bir iki tane misal verilmiş. Hadi biz de derslerde veriyoruz elektrik, ruh misalini abi. Şimdi külliyatta mücerreti anlatırken elektrik mi? Ben öyle hatırımda kalmış ama elektrik, ruh, bilmiyorum, derslerde geçiyordu bayağı da abi. Acaba biz mi söyledik? Tabii şimdi şey geçiyor diye hatırımda kaldı. Ama ruhu veriyor yani. Hatta hayvanatı veriyor. Şimdi mücerret demek, mesela elektrik bütün teknolojik makineleri çalıştırıyor Osman abi. Soğuk oluyor, sıcak oluyor, televizyonda görüntü oluyor, radyoda ses oluyor, değil mi? Fakat kendisi müşahhaslanmadığı için, değil mi? Hepsini aynı anda çalıştırabiliyor. Müşahhaslansa çalıştıramıyor. Şimdi mücerret, elektrik, teşahhusattan mücerret bir mahiyet. Yani teşahhusatlanmamış Hasan abi. Teşahhusatlanmadığı için sıcak, soğuk, görüntü, ses, ilahir. O bütün özellikler kendisinde barındırıyor ama kendisi öyle değil. Tecerrüt bu. Böyle nazara verilmiş. Tecerrüt. Evet. Münezzeh de, şöyle bir ok çıkaralım. Abi. Münezzeh de daha ziyade anlatılırken Cenab-ı Hakk'ın zatı anlatılırken mekandan münezzeh diye kullanılıyor abi. Mekandan münezzeh. Kusurdan münezzeh, maddeden münezzeh diye, değil mi? Daha ziyade maddeden mücerret oluyor, mekandan münezzeh oluyor abi. Madde, mekan mı? Mekandan, mesela Allah'ın zatını anlatıyor 16. sözde. İşte kayyum bahay bahsinde. 20. sözde. Evet. Mekandan münezzeh var. Bu cümle var yani. Mekandan Allah'ın münezzeh. Zatını anlatırken. Evet. Mücerreti anlatırken. Mücerreti anlatırken de. Maddeden mücerret. Mücerret ve muhalla diyor. Evet. O zaman ne oluyor? Maddedeki hiçbir kayıtla şahıslanmamış oluyor. Hani elektrik ve ruh nasıl teşahhusattan mücerret mahiyet olduğu için bütün teknolojik makineleri, ondan sonra bütün cesedin azalarını çalıştırıyor. Abi.
Cenab-ı Hakk'ın mesela kudreti, teşahhusattan mücerret yani. O yüzden Allah bir sineği de yaratabilir. 70 ton ağırlığında bir balinayı da yaratabilir. Bir mikrobu da yaratıyor. Evet. Ondan sonra bir fili de yaratıyor. Neden? Çünkü kudret-i ilahiye teşahhusattan mücerret olmamış yani. Mücerret olmuş. Teşahhusattan mücerret olmuş. Şimdi münezzeh ne? Bu daha ziyade mekanla alakalı. Şimdi bizim dersimizde parçalar mekandan tenzih diyelim ben ona da tenzih diyeyim öyle yazayım. Şimdi iman neydi? İntisaptı, nurdu, kuvvetli, parıltıydı, lemaydı abi. Cenab-ı Hakk'ın cüz ihtiyarının sarfından sonra istediği kulun kalbine koyduğu nurdu. Hüsn neydi? Şimdi cemal surete bakıyor. Hüsn de sirete bakıyor. Biri mülk, biri meleküt. Mücerret, teşahhusatlanmamış. Bir. Münezzeh de tenzih makamında kullanılıyor genelde Cenab-ı Hakk'ın zatını anlatırken. Şimdi abi bunları birleştiriyorum ben. İman bir hüsnü münezzeh ve mücerret oluyor Mehmet abi. Bu cümleyi ben ikiye ayırıyorum. Niye ikiye ayırıyorum? Abi iki farklı bakış açısı var. Şuraya yazayım şöyle. Bu cümle bir. Abi şöyle diyeyim. Allah'a bakan taraf var bu cümlenin. İki. İnsana bakan taraf var. İman, hüsnü, münezzeh ve mücerret. Peki niye ikiye ayırdık iman, hüsnü, münezzeh ve mücerret? Çünkü iman, cüz-i ihtiyarının sarfından sonra Cenab-ı Hakk'ın kalbine bıraktığı nurdu ya abi. O zaman onun insana bakan tarafı ve Allah'a bakan tarafı oluyor. Münezzehiyet tarafı. Abi, ben ona Allah'a baktırıyorum. Mücerret tarafını da insana baktırıyorum. Şimdi iman bir hüsnü, münezzeh ve mücerret oluyor ya. Şimdi mücerredin içine giriyor. Mücerret ne demek? Bu mücerreti anlamak için 20. mektupta abi 3 şey nazara verilmiş Mehmet abi. Onlar nedir? Şu münezziyeti anlamak için nazara verilen şeyler. Bir. Ruzuhiyet. İki. Vücut. Bir de vücut. Bunu doğruya yazdınız değil mi? Ruzuhiyet. Mücerrede yazdınız yani. Evet mücerrede yazdım. Ha, söylerken münezzeh dediniz. Öyle mi? Tamam. Mücerreti anlarken abi yani mücerreti tam olarak anlamak için rusuhiyet, vücut ve vücudu anlamak gerekiyor. Şimdi rusuhiyet ne demek? Ben onu bir parça okuyayım yerinden. Şu cümleyi bir parça okuyayım. 20. mektupta. Bu sayfa 248'de tecerrüt ve vücub hakikati var. Burada anlatılmış. Şöyle söylüyor. Vücut mertebeleri muhteliftir. Ve vücut alemleri ayrı ayrıdır. Ayrı ayrı oldukları için vücutta rusuhu bulunan bir tabakayı vücudun bir zerresi o tabakadan daha hafif bir tabakayı vücudun bir dağı kadardır. Ve o dağı istihab eder. Mesela alemi şehadetten olan kafadaki hardal kadar kuvve-i hafıza, alemi manadan bir kütüphane kadar vücudu içine alır. Ve alemi hariciden olan tırnak kadar bir ayna, vücudun alemi misal tabakasından koca bir şehri içine alır. Ve o alemi hariciden olan o ayna ve o hafızanın şuurları ve kuvve-i icadileri olsaydı, bir zerrecik vücudu haricileri kuvvetiyle o vücudu manevide ve miselide hadsiz tasarrufat ve tahavvülat yapabilirdi. Şimdi demek diyor. Yani yukarıyı anlarsak o zaman demek ki demek. Abi olsaydı derken olma ihtimali var mı? Yoksa hiç yok da olsaydı böyle yok, mi olurdu? Yok. Tasavvurat ve tahavvülat yapabilirdi. Zaten öyle yani. Eğer böyle dediğim gibi ise yapabilir diyor. Demek vücut rusuh peydah ettikçe kuvvet ziyadeleşir. Az bir şey çok hükmüne geçer. Hususan vücut rusuhu tam kazandıktan sonra maddeden mücerret ise kayıt altına girmezse o vakit cüz'i bir cilvesi sair hafif tabakat vücudun çok alemlerini çevirebilir. Şimdi
öyleymiş Cenab-ı Hak, aynen öyle de deyip Allah'ın nasıl yaptığına için bunu söylüyor vücuttaki kolayla. Şimdi vücut mertebeleri varmış ve vücut alemleri varmış. Vücutta rusuhu bulunan bir tabakayı vücudun bir zerresi o tabakadan daha hafif bir tabakayı vücudun bir daha kadardır. Misal verdi. Mesela kütüphane bir abi kuvve-i hafıza. Şimdi bu kütüphanede mesela 1 milyon kitap var. Kuvve-i hafıza bu 1 milyon kitabı alabilir mi maddesiyle? Bunu kafaya koysan alamaz. Kuvve-i hafıza mercimek kadar o kadar bir kitabı içine alabilir. Ama bunun içerisindeki değil mi? 1 milyon değil 5 milyon kitabı da içindekilerin hepsini alabilir. Peki neden bunu yapıyor? Kuvve-i hafıza kütüphanenin kayıtlarıyla kayıtlı değil. Mesela zaman, mekan, değil mi? Bunun maddesi. Şimdi bu kuvve-i hafızanın kütüphaneye göre rusuhiyeti varmış yani. Neymiş rusuhiyet? Vücutta rusuhu bulunan bir tabakayı vücudun bir zerresi o tabakadan daha hafif bir tabakayı vücudun daha kadar. Yani kuvve-i hafıza kütüphanenin vücuduna göre daha hafifmiş yani. Daha rusuhiyeti varmış. Yani bunun kayıtlarıyla Osman abi kayıtlı değilmiş. Şimdi şuraya abi Allah diyorum. Evet, buraya bütün mahlukat yani cemadat, nebatat, işte hayvanat, insan, cin, melaike, ruhaniyat, şeytan hepsini yazdım. Şimdi nasıl bununla bunu kıyas ettik? Kıyas edilen iki vücuttan birinin Hasan abi diğerine göre kayıtlarının az olması ona rusuhiyet deniyormuş abi. Rusuhiyeti tam kazanmak diye tabir geçti en sonunda. Şimdi Cenab-ı Hakk'ınla diğer vücutları kıyas ettiğimiz zaman abi Allah'ın vücuduyla diyelim ki bir şey anlamak için vücutları kıyas ettiğimiz zaman Cenab-ı Hak diğer kıyas edilen vücutların kayıtlarıyla kayıtlı olmadığı için rusuhiyet tam kazanmış oluyor yani. Hususen vücut rusu peydatikken ve tam kazandıktan sonra rusuhu. Cenab-ı Hakk'ın vücudu rusuhu tam kazanmış yani. Kıyas edilen diğer mevcutlara göre. Yani şunda kıyas edilen iki vücuttan birinin kayıtlarının diğerine göre az olması abi rusuhiyet oluyor. Rusuhiyeti tam olmak demek Cenab-ı Hakk'ın vücuduyla diğer vücutlara kıyas ettiğimiz zaman rusuhiyet tam oluyor. O zaman rusuhiyet tam olunca tam olan vücuda vacip vücut deniyormuş Hasan abi. Vacip neymiş? Kıyas edilen bütün varlıklarla o kıyas neticesinde o varlıkların hiçbir kayıtlarıyla kayıtlanmamasına rusuhiyet tam kazanmış, tam kazanmış olan bir vücuda da vacip vücut deniyormuş abi. Tam rusuhiyeti. Evet, rusuhiyet, rusuhu tam olan bir vücuda vacip vücut deniyormuş. Vacibül vücut birine deniyor abi. Diğerlerinin de vücudu var değil mi? Hatta ilmi vücutlar, imkanı vücutlar, itibari vücutlar, vücut çok. Ama hepsini birbirine kıyas ettiğimiz zaman bu kıyas neticesinde değil mi? Rusuh. Fark. Diğerinin diğerine göre rusuhiyeti var ama kayıtlar olmuş oluyor. Diğeri diğerinden daha hafif. Demesi bu yani. Kıyas neticesinde. O zaman Cenab-ı Hakk'ın vücuduna vacibül vücut ondan dönüp yani kıyas neticesinde diğerinin kayıtlarıyla kayıtlı olmaması onun vücub vasfına sahip olması demekmiş. Yani vacibül vücut oymuş yani. Şimdi bunun tecerrütle ne alakası var? Şimdi tecerrüt o zaman şöyle olmuş oluyor. İman bir hüsnü mücerrettir derken Hasan abi şöyle oluyor. İman hüsnü mücerrettir. Bu aslında Mehmet abi bir kişi için söylenmiş bir sözdür Hasan abi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanı hakkında söylenmiş bir sözdür. Ama benim imanımla senin imanını Velizaman Hazretleri'nin diğer zatların imanını kıyas ettiğimiz zaman o zaman
iman hüsnü mücerrettir anlaşılıyor abi. Bize bakan bu kemal manada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanı hakkında söylenmiş bir sözdür. Ama bizimle kıyas ettiğimiz zaman o zaman şu mantık devreye giriyor mücerredin içerisindeki. O kıyas edilen rusuhiyet ve vücubiyet şeyi var ya o zaman. Yani Allah'a insanı ayırdın, peygambere ve insana gibi oluyor o zaman. Hani hüsnü münezzeh tarafını peygamber hani böyle yaptın ya. Evet. Bir noktayı nazardan da hüsnü münezzeh peygamberimiz içindir. Evet. Hüsnü mücerrette yok diğer abi, beşer. Şöyle. İman hüsnü mücerrettir insana bakıyor dedik ya. Aha. Kemal manada insan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Aha. Ona bakıyor bu cümle yani. Ha mücerret de. Evet. Mücerreti ayırıyorsun. Şu an mücerretin içinde. Daha münezzeye gelmedi. Tamam anladım. Evet. Öyle anladım ama demin münezzeh peygamberimize bakıyor. Yok daha ona öyle bir şey demedim tamam, abi. Tamam. O zaman şey. Şimdi mücerret şöyle oluyor bize bakan cihetiyle söylerim. Mesela benim imanımla Bediüzzaman Hazretleri'nin imanını kıyas ettiğimiz zaman hani kıyas vardı ya abi. Evet. Bak mücerreti anlatırken söylüyorum. Tamam. O kıyas neticesinde benim imanım mücerret değil. Peki kime göre mücerret değil? Bediüzzaman Hazretleri'ne göre mücerret değil. Çünkü benim imanım kayıtlı. Nasıl yani? Bediüzzaman Hazretleri kağıdı yok, kalemi yok. Eksi 30-40 derece. Değil mi? Fena kokular ziyadeleşmiş. Değil mi? Ya değil mi? Ya bir kağıt kalem olsa da ben bir ikinci şuayı veya bir yedinci şuayı veya bir 30. lemayı tefsir edeyim dememiş değil mi? Bir şekilde telif edilmiş artık nasıl olduysa onun imanıyla benim imanımı kıyas ettiğimiz zaman onunkinde rusuhiyet var abi. O zaman iman hem nurdur hem kuvvettir oluyor değil mi abi? Ve altında da devamında diyor ya çok alemleri birbirine çevirebilir diyor. Evet. Kuvvet maziye bakar dedik hani gidip değiştiriyor dedik. Evet. Rusuhiyet olunca geçmişe gidip onu değiştiriyor. Çok güzel evet. O zaman abi bu kemal manada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında söylenen sözdü. Bizde ise kıyasla ortaya çıkan bir benim imanım hüsnü mücerret mi? Bediüzzaman Hazretlerine göre değil. Kaydım var çünkü. Değil mi abi? Ya ben vaktim olsa da şuraya bir ders çalışsam diyorum. Şöyle yapsam diyorum. Ya şu kadar maddiyatımız olsa şu işleri yapardık diyorum. Değil mi? Bir kaydım var benim yani. Herkesin kendi cebi. Mesela niye derse gelemedin? İşte yorgundum diyor yani. Veya başka bir onun imanı kayıtlı oluyor yani. Mehmet abi. Peki kime göre? Kıyas neticesinde bu cümle anlaşılabilir abi. Ama kemal manada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanı hüsnü mücerrettir. İman hüsnü münezzeh mücerret. Lügat manası zatında güzel demek yani. İman zatında güzel. Lügat öyle yani. Mana verdiğimiz zaman. Ama içine girdiğimiz zaman mücerreti anlamak için rusuhiyet, vücub ve vücudu anlamak gerekiyor. Bu kıyas neticesinde mücerredi anlayabiliyoruz yani. O kıyası yapmasak, lügat manasıyla ben bu cümlenin izah edileceğini düşünmüyorum yani lügatıyla. O zaman mücerred bize bakıyor, kıyasla benim imanım, senin imanın, onun imanı, kayıtlarımız ne kadar azsa o zaman benim imanım mücerred bir iman oluyor yani. Hasan abi. Peki münezzeh, ona da gelelim. İman hüsnü münezzeh dediğimiz zaman ben onu Allah'a baktırıyorum. Yani çünkü ona bakan bir manası olması gerekiyor. Ne demek iman hüsnü münezzeh? Şimdi bunu ben misalle anlatıyorum. Çünkü mücerret manalar abi bir misalle anlatılır diye. Şöyle. Şimdi şöyle bir tablo var. Bir de bir ressam var burada. Bir ressam Mehmet abi bir tablo çizdi. Diyelim ki burada böyle bir güneş resmi var. Burada bir köprü var abi. Burada evler var. Böyle. Şimdi bu tabloda bir güzellik var değil mi? Bu cemale bakıyor abi. Bir de bu tabloyu yapanın bir güzelliği var değil mi? Hüsn buna bakıyor. Bir de bunun güzel. Yani bir tablonun güzelliği var. Bir de bunun güzelliği var. Öyle mi abi? Bununla bu kıyas edilebilir mi? Hatta şöyle bir cümle var. Ben onu okumak istiyorum. Daha önce Hasan abi derslerde çok zikrediyordu ama
10 sene önce zikrediyordu abi. 10 sene önce hatırımda kalmış. Yani hatırlarsın yani ressam resim yaparken şeye bak, fıtrata bakıyor. Peki Allah nereye bakmış? Evet. Onun yerinden okuyayım ben. Dördüncü şuada geçiyor. Hüsnü Cemal'in hepsine baktın mı abi böyle? Abi çoğuna baktım ya. Çok fazla var da. Dördüncü şuada bu noktayı nazarım oradan yani. Dördüncü şuada. Şöyle. Madem bu sarayın, bu sarayı alemin emsali yok ki, evet, güzellikleri ondan iktibas edilip taklit edilse. Bir daha okuyorum. Madem bu saray-ı alemin başka emsali yok ki, başka bu kere şu alem-i şehadetten başka bir alem-i şehadet yok ki, onu yapan usta başka yerden iktibas edip taklit etsin. Peki nasıl yaptı o zaman? Elbette ve herhalde bunun ustası kendi zatında ve esmasında kendine layık güzellikleri var ki kainat ondan iktibas ediyor ve ona göre yapılmış. Ve onları ifade etmek için bir kitap gibi yazılmış. Yani demek ki ressam fıtrata bakıp resim yaparken Allah nereye bakmış? Abi iki şey dedi. Kendi zatında ve esmasında. Onlara göreymiş yani. Ona göre yapılmış bu sistem yani. Şimdi Hüsnü Münezzeh anlatmak için bu misali kullanıyorum şimdi. Şimdi bunun güzelliği var. Bir de bunun güzelliği var ya abi. Bununla bu şey değil. Burada mesela şu hakikatte bu tablo, mesela bunu bir gül olarak düşünelim. Ondan sonra mesela bir kedi olarak düşünelim. Güneş olarak düşünelim. Değil mi? Şimdi bir gülün güzelliği var. Bir gülü yapanın güzelliği var. Bir kedinin bir sevimliliği güzelliği var. Bir bunun güzelliği var. Bir güneşin güzelliği var. Bir bunun güzelliği var. Bu güzellik bununla kıyas edilemiyor yani. Şimdi iman hüsnü mücerrettir. Zatında güzeldi. Hiçbir kayıtla kayıtlanmayan, vücutta rusuhu bulunan böyle bir güzellik ya. Evet. Şimdi bu bunun güzelliği vardı. Bir de bunun o zaman hiçbir şeyle kıyas edilmeyen, hiçbir kayıtla kayıtlanmayan Mehmet abi. Öyle bir güzelliği verenin güzelliği nasıl olur yani? İman hüsnü münezzehtir. Ona bakıyor yani. İman nuru göze girse diye başlayan bir yer mi var? Kalbe girse diye. Kalbe girse. Kulağa girse. Göze girse. Göze girse de görünüyor. Kulağa girse. İman hüsnü münezzeh, Cenab-ı Hakk'a bakıyor. Mücerret ise insana bakıyor dedi. Mücerret, iman hiçbir kayıtla kayıtlı olmayan, zatında olan bir güzellik. Ama kıyas edildiği zaman, kıyas edilen kimsenin imanı diğerine göre mücerret olmayabiliyor. Münezzehiyet, iman münezzehiyeti Allah'a bakıyor. Abi, bir bunların güzelliği, bir de bunun güzelliği vardı. Zatında olan bir güzelliği verenin güzelliği nasıl olmuş oluyor yani Hüsn? O yüzden cemal suret değil ki sirete bakması gerekiyor yani. İman hüsnü münezzeh ve mücerret noktaya nazarlarım bunlar abi. Bilmiyorum. Yoksa lügatıyla baksak bunu izah edemeyiz yani. Yani bu rusuhiyetteki mücerretteki rusuhiyet ve vücubiyet kıyasla bilinebilirmiş. Mücerret olup olmadığı yani. Abi. Ben kıyas ediyorum. Hani bunu benziyor. Öyle yazıyor yani. Mücerreti anlamak için rusuhiyet ve vücubiyeti bilmek gerekiyormuş yani. Benim imanımda kayıt var. Benim seninkinde kayıt var. Peki kime göre kayıt var? Kıyas ediyoruz bak. Hani bunu kıyas etti ya abi. Kütüphaneyle kuvve-i hafızayı. İkisinde de kitap var ama diğeri diğerine göre daha hafif. Diğerinin diğerine göre rusuhiyeti var. Cenab-ı Hakk'ın vücuduyla diğer vücutları kıyas ettiğimiz zaman rusuhiyetin en yükseğinde olup evet,
vücub vasfını kazanmış oluyor. O zaman her şeyden mücerred olmuş oluyor. Şu kıyas edilen varlıkların kayıplarıyla yani. O zaman şöyle diyebilir miyiz? İman öyle bir münezzeh hüsündür ki Cenab-ı Hak tarafından verilen öyle bir münezzeh hüsündür ki hiçbir kusur yok, hiçbir şey yok. Mücerred olan insana bahşedilen yani mücerred bir hüsne sahip olana bahşedilir o iman gibi. Yani o açılımı cümle haline getirirsen. Abi şöyle mesela gülün bir güzelliği var ya Hasan abi. Ama başka bir şeyi kıyas etsem o da güzel, öteki de güzel, öteki de güzel değil mi? Fakat gül ondan daha güzel bir gül olamaz. Ondan daha güzel bir güneş olamaz değil mi? Ondan daha güzel bir elma olamaz. Ha, olur nerede olacak? Cennette olacak. Ama imkanat halinde en güzeli bu ya. Benim imanım bana göre en güzel abi. Bana göre bir mücerrediyeti var, münezzehiyeti var yani bana göre ama. Bediüzzaman Hazretleri'nin ona göre, Bediüzzaman Hazretleri'yle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanını kıyas ettiğimiz zaman buradaki noktayı nazara göre, o zaman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanı değil mi? Onun imanına göre mücerred oluyor yani. O zaman bir kişi kemal manada bu ifadeye mazhar olmuş yani. Mesela insan dediğimiz zaman kemal manada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam değil mi? İnsanı tarif ediyor. 20 tane özelliği var. O özelliklere, azametlere de o mazhar olmuş yani. İnsan dediğimiz zaman o kastediliyor. O zaman abi sizin dediğiniz noktayı nazarda yani bu güzel, bu güzel, bu güzel ama bu ona göre en güzel yani. Ona göre. Yani benim imanımın bana göre bir münezzeheti, mücerriyeti var. Ama kıyas ettiğimiz zaman abi sen de kıyas ediyorum, ondan kıyas edeyim mi? O zaman münezzeh ve mücerriyeti de tam olmamış oluyor yani. Rusuhiyet ve vücubiyeti nazarlı yani. Eksik olmuş oluyor yani. Şimdi mücerredi bir elmayı düşünün. Bir şekli var. Bir de şekli var. Bir de şeyi var, sureti var. Değil mi böyle yuvarlaktır, dikdörtgen değildir. Bir de sureti var. İşte bu mücerredin dışa vuruşu. Ama mücerred dışa vuruşu var, vurduğuna benzemiyor. Şekil ve surette gözüküp ama şekil ve surette olmayan. Mücerred. O yüzden hani cemalle hüsnü ayırdık o yüzden. Yani evet. Bir yere benzetmeyelim. Bu şey nasıl yapıyorum. Olur biliyor musunuz? Bu yani müzakere ediyoruz ya. Mücerredi geçen cümleleri zikredip beraber mutala edilmesi lazım. Murat bunu okudu bize hazme veriyor. Bu çok biraz şey mevzu olduğu için mücerredi şualardan şey yapıyor. Şua, dördüncü şua merkezde anlattın. Evet. Mücerredi tek başına bir derstir. Nasıl olurdu daha külli olabilmesi için? Geçen cümleleri yerinde düşünüp öz alınacak. Evet. Hüsn de öyle. Çünkü bu çok, mesela şu ders oldu ama budur budur zaten dersin başında söyledi. Kaçırıyor abi yani birleşti zorlanıyorsun. Zorlanıyor yani. Budur diye bu derste hüküm vermek zordur evet. Yine şimdi. Hüsn şudur, mücerred budur de. Ancak mücerred tek başına bir ders olacak. Mücerred. Evet. Geçen cümleleri bilinsin diye söylüyorum yani. Bilelim diye. Bu şimdi üç tane şeyi birleştirdi. Mücerred, münezzeh ve iman. Çok zor. İhata etmek zor. Yani iman başlı başına. Başlı başına bir şey. İman mesela. İmanın açılımı bu. İmanın dışa vuruşudur. Münezzeh ile mücerred. İmanın kendisi değil. Mesela suret ve şekilde kendisi gözüküp ama kendisi olmayan mücerred. Bu çok antikadır. Tasavvur, dimağın serbest bölgesinin tasavvuruna denk geliyor. Şey ise, münezzeh ise, dikkat ederseniz geçtiği yerde mekanda münezzeh diyor. Evet. Mekanı kullanıyor. Mekanda, mekanla tanımlanıyor ama
mekansız olan. Buna da dikkat ederseniz tahayyüldür. Çünkü tahayyül bize mekanımızı oluşturuyor. Yani mesela mekanın derinliklerini şöyle diyeyim. Göz doktoruna gidin, ehliyet verirken tek gözü çalışana vermiyor. Sebebi derinliği tespit edemezsin tek gözle diyor. İki araba arasındaki mesafe, derinlik. Yani böyle. Şimdi yani tahayyül, hayal bize mekan anlayışımızı, sakın algısı demeyin. Mekan algısı değil, anlayışımızı oluşturuyor. Tasavvur ise mücerret, yani düşünce, bilgi, malumat, zan. Zan o kadar büyük nimet ki insanı küllileştiriyor, külli düşünmeye, zengin düşünmeye vesile oluyor. Biz onu bedensel bir hayatta, insani ilişkilere indirgedik, insanlara suizan ediyoruz. Oysa üstü zan var. Hatta Allah'a bile suizan ediyoruz. Tamam, Allah işte kahreder, Allah ceza verir bana, hep suizandır. Şimdi bunu anladığım kadarıyla, ben daha çalışmadım buna. Mücerret ve münezzeh. Ama münezzeh tahayyüle, mücerret ise, bak münezzeh tahayyüle, çünkü mekanda münezzeh geçiyor. Mekan şeyimizi tahayyül yapıyor. Mücerret ise maddeten, maddeten yani şek, iki tane sıfat söylenir lügatta. Şekil ve suret. Dikdörtgen değil, elma yeşildir, sarıdır. Yani şekille suret farklıdır. Mücerreti, bunun arkasında olan. Bunu da kim yapıyor bizde, dimağda? Tasavvur yapıyor. Yani iman o zaman, üçüncüsünü birleştirirsek, tahayyül ve tasavvuru kullanıp üzerine bina edilen bir hakikattir ki, dünkü derste neydi? Şeytan, şeyi, aklı bloke etmeye çalışıyor. Serbest bölgedeki melekler atıyor, şeytan dağıtıyor. Daireleri şu, üst bilim olan aklı ele geçirmek. Evet. İşte münezzeh ve mücerret tanımlaması, yani iman böyle bir şeydir. Diyor ki, münezzehtir, yani tahayyül edilemez. Mücerrettir, şekil ve suret ve manalar gibi değildir. Tasavvurda mana, bilgi, malumat ve zanlar var. Şüphe, tereddütler hep oradadır. Bunların birisinde. Ama bunları barındırır iman. Çok ilginçtir. İman zıtları barındırıyor. Çünkü zıttı terk de olmuştur. La ilahe dediğimiz için illallah'tır. O zaman iman oluyor. Yani tevhid neydi? Allah'ın birliği değil. Öyle lügat diyoruz ama birliği, ama neticede o. Aslında zıtların birliğinin, ceminin hali. Yani zıtları Allah cem etmiş. Zıtların sahibinin cem hali. İşte zıtların sahibi olan Allah tevhiddir. İşte Allah böyleyse biz de tahayyül ve tasavvur cem ediyoruz, arkasına taşınıyoruz. Bu iki zıttın arkası iman. Kasana biri desek zıt yoksa iman yok mudur o zaman? Zıt yoksa iman yoktur. Mesela delinin zıttı yok. Çünkü iman olabilmesi için bir şeyi terk, reddetmesi lazım. İman kabul değildir ilk önce. Terkten sonra kabuldur. Mesela la ilahe. İlahları reddedeceksin. İllallah olacak. Mesela adam namaz kılıyor. İllallah'a var. Namaz orucu var. Ama la ilahesi yok. Gidiyor Sufyan'a taraftar. Gidiyor kafirlere taraftar. İllallah'ı var, la ilahesi yok. İman olmuyor. Allah Rahman Rahim, Latif Kerim ya. Hı. Aynı Allah Cabbar, Müntakim yani. Bak iki zıt. Eğer böyle yapmadın iman olmuyor. Olmuyor. Yani ben Allah'ı Müntakim bilmiyorum, Cabbar bilmiyorum. İman olmuyor o zaman. Değil. İman zıttı barındırıyor. Yani mesela varlıkta ilk önce hep terk vardır. Red vardır, tecerrüt vardır. Ne, her şey de öyle. Mesela gayretli insan tembelliği terk etmiştir. Bana söyleyin zıttı olmasın. Böyle bir şey yoktur. İmanı vardır. Küfrü reddetmiştir. Tamam. Böyledir. Ha şimdi iman bu iki zemin üzerine kurulur. Mesela
münezzeh ve mücerredi aklı yapılandırıyor. İşte burada kıyas ettiğimiz zaman evet. O zaman münezzeh ve mücerred de değişiyor. Değişiyor. Çünkü tam olmuyor yani. Olmaz. Mesela Rus'u peyda eder diyor. Mesela bir sürü kayıtlar var. Mesela dün biraz bahsetmiştim. Şöyle bir anlayış var. Fakat yeni varmış felsefe şimdi. Bu Cern hadisesi Sviçe'deki. Böyle bir ekol var felsefede. İnsan doğanın çocuğudur. Düşüncesinin, hayalini, bilgilerini doğa oluşturur, varlık oluşturur. Onun dışına pek çıkamaz yani. Çıkamaz yani. Ama dinler ta başından sonuna kadar, ama en mükemmeli Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da olmuştur. Hayır, insan doğanın çocuğu değildir, sürecin sonucu değildir. İnsan sürecin başıdır. Sürecin şekillendirdiği değil, süreci şekillendirendir insan. Şimdi felsefe buna gelmiş. Bu yarık deneyi var. İnsan nazarıyla yarık deneyden geçen elektron tanecikleri değişiyor. Çift yarık deneyi diye YouTube'da böyle bir şey var. Bunu Erdinç bize göstermişti, hatırladın mı Osman? Kamera koyunca koyun, değişiyor. Ha. Mesela ben bir tane ders yapmıştım Zeytinburnu'nda. Bir adam şey yapıyor, böyle tenkit almıştım bayağı. Niye o çizgi filmi koydunuz gavur? Gavurun her şeyi... Doktor Kuantum. Gavurun her şeyi gavurdur zannediyor. Niçin? Müslümanın her şeyi Müslümandır zannettiğinde. Hani var ya böyle cennet gayesi olan cehennem endişesi olur. Ha? Şimdi mülk bedene ben dersen ölüm korkusu olur gibi tanımlama şey. Orada Doktor Kuantum diye şey, adam gavur yapmış, Müslüman yapsa şaşırırız. Enlem ve boylam var. Derinlik olmayınca o kağıdınca para nerede oldu belli değil. Ha? Yani boyut. Bu sonuna geliyor, çok ilginçtir. Bunu dünyanın en büyük fizik ateisti var. Dinsiz yani. Allahsız bir adam. Cern deneyinde Müslüman oldu. Tanrı parçacı diyen adam. İlk önce dalga geçmek için dedi ama. Demek zorunda kaldı. Ve son şeylerini okuyorum. Çok ilginçtir. Higgs dedi var ya, Tanrı parçacı. Yani kuantum fiziğine indiği zaman Müslüman oldu mu? Müslümanlığını ilan etmemiş. Fakat Tanrı var diyor. Çünkü Tanrı var demesini nasıl anlıyoruz? Maddeye Tanrı parçacığı vermiş. Orada bir şey, bu parçacıkların içerisinde bir tane Tanrı olması lazım diyor. Oysa Tanrı'ya düşman. Yani lanet olası Tanrı parçacığı. He. Böyle diyor. Yani mesela Amerikan bütün filmlerine lanet kullanır, biliyor musunuz? Çünkü çok iyi biliyorlar, dinlerde lanet kullanmak tahrimen mekruhtur arama. Lanet olsun, mekruh değil, harama yakın mekruhtur. Çünkü lanet ettiğin şey layık değilse, eşeğe lanet okuyor, sana dönüyor lanet. Lanetleniyorsun sen. Onun için bütün filmde, Amerikan filmde lanet olsun, bizi buna alıştırmak içindir. Lanetlenmek için biz. Lanetlemek, kutsi manaların gelmesine bloke ediyoruz etrafımızı. Bu Emirhalı şöyle bir ifade var abi. Zemmetmek ve tekfir etmekte emri şeri yok, hükmü şeri var. Ya. Yani emir vermemiş ona lanet et diye ama edersen hüküm koymuş. Sana gelir bak. Sana gelir. Hatta demiş. Bir filmde 183 kere lanet etmişler. Meşhur. Nerede? Filmde. Filmde. Evet. Saymışlar. Mesela Marlboro sigarasını yakar filmde. Bunlar subliminaldır. Şimdi şekil ise subliminaldır. Lanet olsun demek sözel olduğu için ulliminatidir. Subliminal mesajla ulliminati, ulliminati felsefedir. Düşünceni değiştiriyor. Çoğu zaman da küfür ediyorlar. Küfürleri lanet olsun diye çeviriyorlar. Evet. Aynen yapmamak için. Yani öyle de kaynaklı da var o iş. Evet. Yani hepsi küfür ediyor. Normal bildiğimiz argo küfür ediyor. Evet. Onu lanet olsun tarzında çeviriyorlar. Evet. Yani bir de öyle de var. Yani evet. Yani küfür oldu. Yani normal. Böyledir. Şimdi peki bununla büyüyen bir insanın halet hürriyesi ne olur? Buna antiparantez koydum. Şimdi Allah razı olsun çalışmış. Abi bir şey söyleyeyim. Her lanet geri dönüyor mu? Her lanet geri döner. Şeytan dönmez. Eğer mesela birisine lanet okudun. Şeytan buna layıksa sana dönmez. O lanet layıksa. Mesela layıksa. Deccal'e lanet okudun. Mesela beddua diyor. Beddua etmeyin biz. Tamam mı? Müslüman beddua etmez. Layıksa
oluyor. Edilen var, lanet okunan var. Peygamberin de yaptığı var. Mesela mezarı soyana lanet ediyor. Lut kavmine lanet ediyor. Dövme yapana. Dövme yapana. Kendin erkeğe mezarı kaldırıyor. Eşine farklı şekilde muamele edene vesaire. Dönmez bu. O lanet okuduğun yer yutuyor bunu, alıyor. Lanet, lanet, lanet. Mesela Lutka gölü, orada su içemezsiniz. Oraya mesela turistler gidiyor, Kudüs'e gidenler. Tur orayı da götürüyor Lut gölüne. Gitmeyin giderseniz. Lut gölünün yanına gitmeyin. Lanetlenmiş, sahabe oradan geçerken peygamberle. Peygamberimiz Aleyhisselam orada su, develerin sulanmasını, su içmesini, orada kenarda oturmasını istememiş. Hemen geçirmiş orada. Mesela, umulur ki helak olur. Ben gittim mesela, inanın yaklaştı. Yani ben hayatımda bu kadar sıkıldığımı hatırlamıyorum. Evet. Sanki bağırıyorlar. Mekanın insan özentesi var. Ben oraya... Adıyaman'da... Burada da durdum. Şey var, şey tepesi var. Nemrut Dağı vesaire. Yani belki oraya taşımışlar ama bulunduğu kavim. Mesela Adana'da otobandan geçerken sağınızda, Kırıkhan'dan İstanbul yönüne gelirken sağınızdadır, solunuzda da var. Sipsiyah taşlar var. Burası lanetlenmiş bir şehir. Taş yağmış. Tamam mı? Kavimdir. Yani mekan üzerine tesiri. Şimdi kısacası Allah razı olsun gayret etmiş. Ama eksik tabii. Münezzehi tek yapacak. Murat'ın vazifesi o. Mücevhid'i tek yapacaksın abi. İşin o. Hüsnü de, Münezzehi'yi de tek yapacaksın. İmanı da sonra yapacaksın. Dört. İman, münezzeh, mücerriti harmanlayacaksın. Çünkü bu, sen değil hiç kimse bu üçünü ihata edip... Yok, normalde bir... yani genel manada bir bilgimiz olsun. Ha yani. Tamam, doğru. Lügat manasıyla bu cümle anlaşılmaz yani. Evet. Mesela vacibül vücut, Cenab-ı Hakk'ın zatı sıfatından vücut değil mi? Vücut kendi başına bir şey. Vücudu bilmek çok zor. Tamam mı? Yani ondan geliyor vücut. Şimdi mesela senin inşallah bundan sonra... Tamam. Mücerrit işin abi. Cümleleri tek tek yazacaksın. Böyle yazacaksın. Adam mektubat şu. Sözler şu. Tamam. Ondan sonra sen bunu yazdıktan sonra abi hulasa oradan çıkarımını yazacaksın. Sonra bize takdim ederken bu cümleleri okurken beraber mutala edeceğiz. Çıkarımlarını da yapacağız. Bir şey soracaktım abi. Bu hani sekeratta şeytan vesveseyle aklı şüphele veriyor ya. Fakat dimada şimdi meratip var. Hani tahayyül, tasavvur, tahakkun diyoruz ya. Yani neden akla direkt şey yapmıyor da tahayyül ve tasavvurdan yani... Yapıyor. Evet. Yani o da akla diyor. Evet. Akla vesvese. Çünkü aklı Allah'ın kutsi bir varlığıdır. Akla giremez yani direkt. Çünkü akıl hakkında şöyle geçiyor hadisi kutside. Gel demiş. Gel dedim. Geldi. Git dedim. Git. Otur, kalk böyle. Ondan sonra bazı şeyler söylemiş, imal etmiş, ihya etmiş. Senden daha kutsi bir şey yaratmadım ama senden daha kutsi bir şeyin içine koyacağım seni demiş. Allah'ın merhametinden şeytan vesvesesiyle direkt akla giremez. Mesela kalp nazargah ilahi olduğu için alimler dahi kalbinin dış çeperlerine, kalbine nazar etti. Ama batının kalbi var ya. Oraya değil, oraya Allah bakıyor sırf. İman, iman korunsun diye şeytan kalbe giremez. Giremez, bakamaz. Dolayısıyla şeytan vesvesesiyle akla şüpheler veriyor. Şöyle, al şunu, al şu defteri, al bu defteri, al şunu, vesveseyi veriyor. Ama gidip yumruk atamıyor. Yani vesvesesiyle akla hücum ediyor. Tereddüde düşürmeye çalışıyor. Akıl ne ile besleniyordu? İki yapı vardı. Serbest bölgeyi unutmayın. Tahayyül ve tasavvurla besleniyor. Bu sefer şeytan o serbest bölge dediğimiz, ki ustad diyor zaten 272 sözlerde serbesttirler diyor. 75 lemalarda onlar diyor ihtiyar ve iradeyi dinlemezler, belki teklifi din altına giremezler o bölge. Hangisi? Bir iki latife. Tahayyül ve tasavvur. Oraya vesvese yatar. Orada bir tanesi münezzehtir. Çünkü münezzeh manalar geliyor diyor. Vesvese Risalesi'nde. Münezzeh manalar geliyor. Ama telebüs yok. Libaslanmak yok. Ama dokunmak var. Yani temas var. Telebüs yok diyor. Bu anlaşıldığı kadar münezzeh mekanla alakalı şu anda bilinen bu tahayyüle tahayyülde bize bakıyor. Mücerret ise
şekil ve suretten öteye ama kendisini şekil ve suret olarak gösteriyor ama kendisi değil. Bu da mücerreddir, bu da tasavvurdur. Tasavvurdadır, düşünceler öyledir. Çünkü biz tasavvuru biliyoruz ki emri nisbi ve emri itibarenin cemidir. Emri itibari, emri nisbi. O zaman burası mücerred, tasavvura bakıyor, münezzeh, taayyüle bakıyor. İkisinin cemiyle aklı yapılandırıyor, aklı yapılandırıyor, akla da vahiy geliyor ve akıl da kabul edince, bu yapılanma üzerine vahiy gelince, kabul edince dima itikat eder. Dima iman etmez. Sonra diman itikadı vicdan yoluyla bir şey mi oldu Mehmet kardeş? Evet, tasarruf. Bu başa mı aldı tekrar? Abdülkadir şuna bir bak hadi. He. Ondan sonra sen kapak bilgisayarı, git kapak. Şimdi sonra iner, iman eder. Kalben iman kalpte edir. İtikat dimadadır. Niçin kalbe koymuştur diye çok meşgul oldu. Bu da hoşunuza gider bir şey. Kapat tamamen. Şimdi dikkat ederseniz insanın şahsiyeti, bak şahsiyeti, kutsi şeyleri hep korunaklığı yere konmuş organları. Mesela insanın şerefi, namusu, izzeti temsil eden bir organ var. En korunaklı yerdedir. Evet. Kalbine bakın, en korunaklı yerdedir. Göze bakın, en korunaklı yerdedir vesaire. Allah da kendi zatının taayyün ve teşahhus ettiği şey olduğu için iman kalbin ta batınına koymuş. Ruha kadar gitmiş. Dimağı süpürgeci yapmış. Öyle diyor. Dima evet. İmanın süpürgecisidir. Bir de bir şey söylüyor. Süpürgecisi ve bekçisidir. Bekçi iman. Ha. Böyle ön korunaklı koymuş. O zaman imanı son cümlem olsun. İmanı münezzeh ve mücerred de kuruyor Allah. Onun üzerine kurulmuş. O mücerredimiz kalkmadıkça, mücerred itikadımız, imanımız, münezzeh anlayışımız kalkmadıkça imanınıza hiçbir zeval gelmez. O zaman abi şöyle oldu yani sizin şu noktayı nazarınızda ben şöyle anladım. Şimdi münezzeh ve mücerred serbest bölgeye bakıyor dedi. Tahlil-i tasavvuf bakıyorsa o zaman akıl o Cenab-ı Hakk'ı yani ne kadar münezzeh ve mücerred olarak o gelen şeyleri ayırırsa güçlenirse evet, o zaman imanı da o nispet artar. Mücerred ve münezzeh olur. Yani akıl münezzeh ve mücerred bilgisiyle güçlü olur. Ne kadar mesela ruhsu peyda etmesi, vücub, vücut, ondan sonra ruhsiyet. Bunlar hep aklı yapılandırıyor. Mesela kayıtlardan kayıtlı olmamak şudur budur. O anlatıyor ya 20. mektupta, evet. Çok antika anlatıyor. O zaman münezzeh ve mücerred ne kadar güçlü olursa bizde, aklımız o kadar kaliteli olur, o kadar akıl başta olur, o nispetten de vahiye muhatap olur. Mesela Geylani Hazretleri abi 90 küsur yaşında Kabe'ye gelmiş. Kabe'nin kapısına yapışmış o mültezem denilen. Ya Rabbi benim imanımı inkişaf ettir demiş. Yani halbuki bütün o yaşa kadar değil mi? Ne kadar güzellik yaşamış. Yaşamış. Gene o onlar değil talep ettiği iman bu değilmiş yani. Daha başka bir şey talep ediyor. Yani mücerred bir şey istiyor, münezzeh bir şey istiyor. Mesela istiyor. Ders yapıyoruz şu an dünkü dersi düşünün veya diğer lisanlı derslerinde şey oluyor ya abi. Evet. Mesela münezzeh, mücerred bir de öyle bakabiliriz yani o anki haleti ruhiyen. Mesela dünkü dersleri düşünelim. Yani. Murat'ın aslında akılla ilgili sorusuna şöyle desek daha iyi olmaz mı abi? Şimdi şeytan direkt akla niye müdahale etmiyor? Evet. Aslında akla müdahale ediyor ama... Veya da bana göre itikada direkt saldırsın yani. Evet. Direkt işte korunuyor o. Yani şöyle desek... Direkt yapamıyor itikada. Muhatap o etmiyor yani. Mesela birisi gelse, adam böyle birisi böyle baktınız ki tipi şey, iyi değil yani iyi bir nette gelmiş bu kampa. Evet. Mesela bu ev sahibi Mehmet kardeş. Usul bakımından... Bizi muhatap etmez.
Yani bize hakaret ettirmez, hücum ettirmez. Evet. İlk önce kendisini aşması lazım. Çünkü biz onun misafiriz, onun üzerine kurulduk burası. Evet. Aynen öyle de Allah aklı şeytana muhatap etmiyor, o seviyeye indirmiyor. Tabii. Şeytanın muhatap olduğu orası, tahir ve tasavvur. Ettiriyor ama aklın sureti neredeydi? Tahir ve tasavvurda. Önce suretle muhatap olması lazım, kanuniyete gidemez ki. Geçemez. Yani sırayla gitmesi lazım. Yani güzel. Yine aynı suret, kanuniyet, hakikat ve mahiyet sırasını izlemek zorunda. Zorundadır şeytan. Yoksa yapamaz. Direkt aklın sureti çok giremez. Güzel söyleyeceğim. Aklın sureti, aklın sureti serbest bölgedir. Mesela şeytan evvela şüpheyi kalbe atar diyor. Kalbe nümayet şekilde saldırıyor yani. Merkeze ama oraya gidemediği için kabul etmiyor. Keşfetmedi mi diyor. Ve tahir tasavvura gelmek zorunda. Kanuniyeti de tahakkül mü oluyor? Kanuniyeti taakkul oluyor. Hakikati taakkulun işte hakikati tasdik. Onun taakkulun şeydir. Lef-i mahfuzdur. Hakikati lef. Şey ise mahiyeti de biliyorsunuz. Allah'ın ilmidir yani. Evet. Hülasa abi şimdi benim söyleyeceklerim bu dersle alakalı noktayı nazarlarım yani bunlar da böyle Hülasa. Allah razı olsun. Harika çalışmışsın. Allah razı olsun. Peki. Allah razı olsun. El-Fatiha.